Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 100 yıllık gazete arşivlerini taramaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda 2006 ile 2007 yılları arasındaki gazetelere bakacağız. İlk gazetemiz Vatan Gazetesi. 6 Şubat 2006 Karikatür cinayeti mi? Medeniyetlerin çalıştığı değil, buluştuğu ülkeyiz derken, pardon, medeniyetlerin çatıştığı değil, buluştuğu ülkeyiz derken, Trabzon'da bir Katolik papaz kilisede dua ederken öldürüldü. İşte olayları başladan sorumsuz Danimarkalı gazeteci Leminging geri adım atmıyor. Türkler de Hz. İsa'yı aşağıladı. Neden özür dileyim ki? dedi. AKP'li vekile 3 kurşun. Cumhurbaşkanı Koru Türk Ecevit ve Demireli kavgalarından bıkmıştı. Bana köşkü zehir ettiler. Elçiliği yaktılar. Hz. İsa sizden utanıyor. Star gazetesi 9 Nisan 2006 Babasını aradı katili alo dedi Yine o kafa Tuzla'da toprağa gömülü halde yüzlerce varil kimyasal atık bulundu. İl Çevre Müdürü Emin BİMPİNAR Herkesi rahatlatan şu açıklama yaptı. Çocuklar buraya gelip oynamazsa hiçbir sorun çıkmaz Milliyet gazetesi 18 Mayıs 2006 Hükümete düşen görev layık diye kurşun Alparslan Aslan adlı avukat danışta ikinci dairesinin toplantısını basarak Allah'ın askeriz diye bağırdı ve tam 11'e ateş etti. Saldırıda üye Yücel Özbilgin öldü. 4 kişi yaralandı. İkinci daire türban kararı hedefteydi. Tanıyanlar anlatıyor. 28 yaşında dindar ülkücüydü. Erdoğan bunu başörtüsüyle ilişkilendirmeyin. Başbakan'a tavır, bakanlara protesto. Sabah gazetesi Cuma 19 Mayıs 2006. 125. yaşın kutlu olsun. Atatürk'ün doğum günü olarak Samsun'da çıkıp milli mücadele başlattığı gün olan 19 Mayıs'ı kabul ederdi. Bu yüzden bugün hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı hem de ulu ölümlerin 125. doğum gününü kutlayacağız. Olay çözüldü. Danıştay'daki kanlı eylemi gerçekleştirenler Cumhuriyet Gazetesi'nde bomba atanlar çıktı. Siyasetçilere protesto. Durumu çok ağır. Ecevit beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Gazetesi 5 Kasım, pardon 6 Kasım 2006. Siyaset dünyamızın kara oğlunu Ecevit'i dün gece 22.40'ta hayata veda etti. Bir güvercin uçtu. 18 Mayıs günü geçirdiği beyin kanaması sonrası Ankara Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılan eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 171 gün süren koma sonrası yaşamını yitirdi. Bocatepe'de sanki kendi cenazesine gelmişti. 7 saatlik ameliyat, solunum yetmezliği, daha taşa umudumuz kara olan yazılmıştı, devlet töreni toprağa verilecek. Yeni Çağ Gazetesi 29 Kasım Çarşamba 2006 Milletin %5'i Hristiyan mı oldu? Tayyip Erdoğan Papa'ya jest yaptı. Türkiye'nin %95'i Müslümandır. O bu ne muhabbet? Uçağın merdivenlerinde karşılayıp ibrik verdiler. İbrik verdi. İlk jest teslimiyet belgesi imzası. Sabah gazetesi 11 Aralık 2006. Orhan Pamuk'a Nobel'i İsveç kralı verdi. Karşılama töreni istemem. Orhan Pamuk İstanbul'da karşılama törenine provokasyon olur diye karşı çıktı. Çetle evlenen hakim pişman. Malazgirt hakimi çetle tanışıp bir ayda evlendiği üniversiteli kıza 18 gün sonra çok yıpranmış diyerek boşanma davası açtı. Çankaya seçiminde asker taraf mı? Tercüman gazetesi 20, 31 Aralık 2006. İslam dünyasına gözdağı. Dünyayı kendine göre şekillendiren ABD, Orta Doğu haritası için Kadir Gecesi bombaladığı Irak'ta bu kez devrik Irak lideri Saddam'ı Arefe sabahında astı. Bu da bizim utancımız. ABD bu cehil katliamı deyip mı astı. Biz 30 bin kişinin katilini İmralı'da besliyoruz. Yeni Çağ Gazetesi 20 Ocak 2007 Bulun şu alçağı gün ortasında karanlık kurşun. Türkiye'yi karıştırmak isteyen odaklar düğmeye bastı. Agos gazetesi genel yuvayın yönetmeni Hrant Dik uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil güvenlik kamerasında. TPA'da satılıyor. Yeni petrol yasasıyla TPA'nın özelleştirmesinin önü açılırken yabancılara imtiyazlar sağlandı. Bugüne kadar neler satıldı? Türkmen'e fidye tuzağı. TÜSİAD Anayasası Vatan Gazetesi 13 Nisan 2007 Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı tarifi sözde değil özde layık başkomutan Cumhuriyetin temel değerlerine layık demokratik hukuk devleti idealine devletin üniter yapısına da bağlı ama sözde değil özde bağlı bir cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Umut ediyoruz. Arıştan miting uyarısı. M'ler, O'lar, Ö'ler de Çankaya'ya çıkın dedi. ABD'yi karıştıran Türk iş adamı. Kuzey Irak'a operasyon şart. Günlükle ilgili tek belge yok. Amerika'ya örtülü AB'ye açık eleştiri. Posta gazetesi 15 Nisan 2007. Silahsız kuvvetler. Türkiye Türkiye olayı böyle mitik görmedi. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularının başlamasına iki gün kala Ankara'da sivil toplum örgütlerinin düzenlediği Cumhuriyet betegine katılan 370 bin kişi Çankaya layıktır, layık kalacak sloganıyla anıt kabre yürüdü. Acia, ilk öğrencilerinin verileri birlikte İzmir'den Kapadokya'ya götüren otobüs Aksaray'da, Aksaray'da kamyonun altına girdi. Çoğu çocuk 30 kişi öldü. Hürriyet Gazetesi 25 Nisan 2007 adayım Abdullah Gül kardeşimdir. Başbakan Erdoğan AKP grubundaki tarihi konuşmasında başladığımız işi bitirmeden bırakmayız dedi ve adayın Gül olduğunu açıkladı. Arınç ya, ya siz ya Gül ya da ben dedi. Kendimi herkesin yerine koyacağım Gül'den ilk demeç. Erdoğan'ı deşifre ettik. Ağır erken seçim çağrısı yapacak. Posta Gazetesi 28 Nisan 2007 Cumhurbaşkanı seçiminin gecesinde Genelkurmay son yılların en sert açıklamasını yaptı. Layıklık muhtırası. Cumhurbaşkanı seçim layıklığın tartışılmasına odaklandı. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından en ile izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tartışmalar taraftır. Layıklığın kesin savuncusudur. Ve gerektiğinde tavrını net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Meclis mahkemelik. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçmek amacıyla dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 361 milletvekili katıldı. Abdullah ilk turda seçilmek için gerekli olan 367 oyu alamayıp 357 kalınca seçim ikinci tura kaldı. CHP oylamaya 3'te 2 çoğunlukta olan 367 milletvekilinin katılmadığı gerekçesiyle seçimin iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme 2 Mayıs'taki ikinci tura kadar davayı sonuçlandıracak. Oylama iptal olursa Türkiye 45 gün içinde erken seçime gidecek. Cumhuriyet için çağlayan akşam gazetesi 30 Nisan 2007 ne darbe ne şeriat demokrat Türkiye ikinci tur öncesi ikinci sivil uyarı asker ve hükümet sonrası bu kez sokağın sesi yükseldi. Tarihin büyük protesto metinine sahip olan İstanbul'da yüz binlerce kişi hem layık cumhuriyet hem de demokrasi sahip çıktı. Çağlayan mesajı çözüm darbe değil seçimde. Siyat erken seçim istiyoruz. Dahi vali tedbir olsun diye köprüleri kapatıp yüz binlerce İstanbulluyu yürüttü. Yeni çağın 2007 Mayıs haberinde. Mahkeme 367 şart. CHP'nin itirazını haklı bulan Anayasa Mahkemesi birinci turu iptal etti. Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi yenilecek. Talebanı yine fitne peşinde Şer cephesi Kuzey Irak'ta buluştu. Düşman Gül mü? 1992'de yaptığı iddia edilen konuşma metni Ankara'da günün sorusu oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene Atatürk'ün anlayışıdır. 27 Nisan 2007 Genelkurmay Başkanlığı. Ne mutlu Türk'üm diyene ilkel bir davranıştır. 19 Aralık 1992 Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkürleri Toplantısı haberleri. Evet arkadaşlar 2006-2007 yılları gazete başlıklarında taramış olduk. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.